Kahramanmaraş'ta depremde ağır hasar alan Maraş İşhanı kontrollü olarak yıkılırken onlarca vatandaş bir araya gelerek birçok esnafa gelir kapısı olan iş yerinin yıkımına şahitlik etti. Yaşanan depremlerin ardından ağır hasar alarak kullanılamaz hale geldi. Şehir merkezinde kontrollü yıkılacak olan yapılar arasına alınan Maraş İşhanı gerekli çevre önlemleri alınarak yıkımına başlanıldı. Birçok esnafın geçim kapısı olan İşhanı'nın yıkılışını onlarca vatandaş ve esnaf üzüntüyle son kez uzaktan izledi. Ben bu mahalleden, bu mahallenin çocuğuyum. Yani bu mahallede doğdum, bu mahallede büyüdük. Burası ilk yerleşim yerlerinden biriydi yani Maraş İşhanı. Daha önce çok herkesin evler vardı, oturan aileler vardı. Daha sonra da iş merkezine çevrildi, atölyeler oldu. Ve çoğu insanın burada hayalleri vardı, ümitleri vardı, işleri vardı, kazançları vardı, her şeyi vardı. İşte Allah'tan böyle bir şey gelince herkesin hayali bitti, kırıldı, yıkıldı. Üzücü bir şey yani biz bile üzülerek, duygulanarak burayı seyrediyoruz. Yani Rabbim kimseye yaşatmasın böyle bir şey. Yani şurada bakıyorsunuz bir sürü insanlar var. Burada kiminin iş yeri olanlar var. Hepsi duygulanarak, kimi ağlayarak hepsi seyrediyor burada. Zor bir durum ya. Allah kimseye yaşatmasın bunu. Burada bunları seyrediyoruz ama bu içimizdeki duyguları gelin siz de bize bir sorun. Yani içimiz parçalanıyor. Ama dışımıza vuramıyoruz. Allah sizlere de yaşatmasın böyle bir şeyi. Vallahi acı işte ortalık görün ya tarımar oldu her şey bitti. İçinde alacaklarımız için kepti. Bir şey alamadık içinde. Öyle kaldı yani her şeyimiz. Bitti. Geçimimiz buradan sağlıyordunuz. Ha geçim buradan sağlıyorduk. Yığıldı. Yığılınca da içindekiler de gitti. Dışı da gitti. İçi de gitti. Uzaktan seyrediyor. Başka bir şey yapamıyoruz yani. Elimize bir şey gelmiyor. Allah bir daha göstermesin böyle bir tufan afeti. Birinci depremde o kadar hasar yoktu. İşte ikinci deprem vurunca binayı tarıma etti. Kaç yıllık bir binaydı abi bu? 35-40 yıllık vardı. 40 yıl vardı.